olay benim kendi görüşüm ciddi bir olay. Yaban altılı bir tarafı yok. Onun için ben açılmamasından tarafıyım. Yani şu anda kendim öğretmenim. Herhangi bir sıkıntı yok. Okullarda şartları gayet iyi. Sıkıntı yok. Ne kadar hijyenik olabilir? Çünkü bunlar geleceğimiz, çocuklarımız. Bence biraz daha açılmaması ya da ikinci, üçüncü sınıfların değil de 8, 9, 10. sınıfların açılması biraz daha iyi olur. Eğitim gecikebilir ama sağlık ertelenemez diye düşünüyorum ben. Resmen bu birbirine bulaşsın veya atlatalım diye gönderiyorlar. Ben razı değilim okulların açılmasına. Okulların açılması sizce pandemi sürecini nasıl etkiler? Valla bence zaten okullar falan açılsın yani. Artık herkese bulaştığı için bence artık normal hayata herkes dönsün. Çünkü daha öncesinden de normal hayata kısmen dönüldüğü için tüm her tarafa yayıldı bu virüs. Artık bence okullar da açılsın. Herkes normal şeyine de dönsün, çalışma sistemine. Zaten bulaşana bulaştı yani. Bence kötü etkiler. Çünkü sınıflar zaten genelde mesleklerde de olsun, Anadolu'larda da olsun 30 kişi. Sürekli zaten iletişim temas halinde bulunmak zorundasınız. Mesela kapıdan çıkıyorsunuz 30 kişi bir anda çıkınca. Eğer içinde biri varsa tabii ki de kötü etkiler. O yüzden bence açılmamalı. Bu süreçte okula isteyenler gidecek, istemeyenler gitmeyecek. Siz gidecek misiniz okula peki? Ben sık sık gitmemeyi düşünüyorum ama arada gideceğim. Ama online eğitimlere de katılmayı düşünüyorum. Bence iyi etkiler bilmiyorum ama yani çocuklar belki de o hastalığı eve getirecekler yani bilemiyoruz ki. Öğretmenlerinden bulaşabilir, öğrencilerden öğretmenlerine bulaşabilir. Evde yaşlılarımız var, yaşlılarımıza bulaşabilir. Hepsi bunlar bir ihtimal de bilemiyorum ya, eğitimde evde de olamıyor yani, evde de yapılamıyor. Bu kadar diyeceğim. İstemeyenler çocuklarını okula göndermeyecekler. Siz gönderecek misiniz? Benim çocuğum 8. sınıfa gidiyor. Kursa gitmek zorunda, lise sınavlarına gidecek. Yani ben göndermek istiyorum çünkü ben evde baş edemiyorum. O yüzden göndermek istiyorum. Vakalar artar. Çocuklardan yine arkadaşlarına bulaş, onlardan ailelerine derken yükselir yani vaka sayısı. Sizce yükselmemesi için alınabilecek bir tedbir var mı? Küçük çocuklarda sanmıyorum ya. İster istemez yakınlaşırlar, birbirlerinin dokunduğu yerlere dokunurlar yine. Yani ister istemez çoğalır vaka sayısı. Çok farklı etkiler. İlkokulda okuyan var, lisede okuyan var, üniversitede okuyan var. Herkes kendini koruyamayabilir yani. Bir de ebeveynler, küçük çocuklar mesela aileleri götürüp getiriyordu. Şimdi herkes gitti, bir de orada kalabalık olacak. Öğretmen herkese ilgilenmiyordu. Bu canlı derslerde de pek şey yok. Herkes katılır mı katılmadığını tam olarak bilmiyoruz mesela. Yani bir nevi virüsü hani şu an durdurmaya çalışıyorlar ama virüs bence daha çok hızlanacak. Bunun sebebi de çünkü okullarda yüz yüze eğitim olduğundan dolayı. Yani ben böyle düşünüyorum, açılmasını düşünmüyorum yani. Peki sizce nasıl etkiler? Aynı şekilde. Yani okullar açıldığında pek bir şey değişmeyecek. Yani şimdi vakalar yükseliyor yavaş yavaş veya düşüyor. Okullar açılınca da yükselecek, ne değişecek? Çoğu sınıfları açmadılar şimdi. Madeni 10, 11, 12'leri açtılar şimdi. Bilmiyorum bu süreçte neler değişecek. Umarım hayırlısı olur hakkımızda. Bence çoğalır. Bu kadar yani. Şu anda isteyen okula gidecek, isteyen gitmeyecek. Siz gidecek misiniz? Gidiyorum mecbur. Bence yani öğrenciler için çok sağlıklı bir durum değil aslında ama yani işin aslı biraz daha bekletilmesi, biraz daha bu işin aşının bulunmasını falan beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani babam da öğretmen olduğu için söylüyorum. Bunun haricinde pek bir düşüncem yok onun haricinde. Çocukların geleceğini çok etkiler. Haksız mıyım? Çocuklar, bizim geleceğimiz, parlaklarımız, bizim geleceğimiz gençlerimizin yolu kesildi artık. Pandemi süreci de bir bahane mi bilmiyorum. Değil mi? Ama ben onların okumasını ve büyük insan olmalarını, geleceğimizi, devletimizi kurtarmalarını istiyorum. Ben kendim istiyorum. Başkaları beni ilgilendirmiyor. Bayağı sıkıntı doğuracağına eminim yani. Çünkü hepimizin çocuğu var. Çocuklarımızda mutlaka korkuyoruz. İçeride yaşlı insanlarımız var. Evimizde yaşlı kişilerimiz var, annemiz babamız. Onlara mutlaka bulaşacağını şey yapıyoruz. O yüzden ben karşıyım yani. Çocuklarını istemeyenler okullara göndermeyecekler. Siz gönderecek misiniz? Ben göndermeyeceğim şu an. Peki neden göndermeyeceksiniz? Pandemiden dolayı yani. İçeride yaşlı insanlarımız var. Onlara girip çıktıkça mutlaka sıkıntı doğuracak. O yüzden de göndermek istemiyorum. Peki yeterli tedbiri alırsa gönderir misiniz? Yeterli tedbiri zaten alamıyoruz ki.
Dünya alamıyor yani, biz nasıl alacak? O yüzden göndermiyorum. Yani. Bence okullar açılınca, yani şu an 12. sınıflar açılıyor, virüs şeyleri daha çoğalacak. Virüsler bu şekilde yani. İsteyenler okula gidecek, istemeyenler gitmeyecek. Siz gidecek misiniz okula? Yani ben gideceğim çünkü evde çok sıkıldım. Öyle yani, çoğu kişi de gitmeyi düşünüyor zaten. Bizim arkadaşlarımızla herkes düşünüyor. Sadece nasıl diyeyim, sadece okul değil yani. Çünkü öğrenciler sürekli gidip gelecek bir şekilde. Araçlı olsun, otobüsle olsun. Yani oralardan yayılabilir okuldan olmasa bile. Yani öyle diyeyim hani. Okul yönden iyi olabilir ama belki, ama gidiş geliş yolda bile bulaşma riski var yani, yok değil. O yüzden hani kalabalığa bile neden olabilir. O yüzden hani pek şey olmaz. Hani eğer bunun çözümü bulunursa, varsa olabilir. Niye olmasın? Şimdi şöyle düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanımız açılmasına herhangi bir sorun yok. Eğitim sistemi kaldığı yerden devam edecek. Çift taraflı, hem EBA hem yüz yüze eğitim amacıyla. Vatandaştan tepki geldi. Yeri geldiğinde sosyal medyada özellikle düğünler, dernekler vesaireler serbest kalırken okullar niye açılmıyor diye tepki gösteren bir kesim oldu. Ben de o kesimlerden birisiyim. Okulların devam etmesi gerekiyor. Peki şu anda isteyenler okula gidecek, istemeyenler gitmeyecek. Siz gidecek misiniz? Yüz yüze eğitim olduğu sürece tabii ki, eğer onaylanırsa tabii ki devam edeceğim eğitimle. Bence kötü ettiler. Yani okulların en azından yani bütün Avrupa ülkeleri açtı okullarını. Yani bizim Türkiye'nin de belli bir şeyleri de açması lazım bence. Belli bir kriterlerde. Bu süreçte isteyen çocuklarını okula gönderecekler, istemeyenler göndermeyecekler. Siz gönderecek misiniz? Gönderirim. Çünkü arkadaşlarla karışması lazım. Çocuklar evde sosyal hayatlarını resmen bir yani dört duvar arasında geçiriyor şu anda. Yani çok sıkıcı bir süreç ya şu anda. Şimdi çocuklar da pek etkilemiyor bu virüs ama tabi taşıyıcı olursa biraz ailelerine zor durumda olacak. Zor durumda kalacaklar. İnşallah ki etkilemez onları da. Hayırlısı olsun bakalım. Okulların açılması da gerekli artık. Çok geç kalındı. Çocuklar geri kaldı. Siz bu süreçte çocuğunuzu okula gönderecek misiniz? Göndereceğiz tabi. Tüm tedbirler alındıktan sonraki biz de tedbirlerimizi alarak göndereceğiz. Okulların açılması pandemi sürecini biraz kötü etkileyebilir ama eğitimde geri kalmamak bence öncelik olması gerekiyor. Ne kadar önlem alınırsa alınsın yani pek bir önemi olmuyor. Yani her şey olabilir, hiç ister istemez birbirleriyle temas edebilirler. Şu an öğrencilerin tamamı derslerinden geri kalmış durumda. Kimisi uzaktan eğitimle eğitim hayatını devam ettirmeye çalışıyor ama çoğu kişi bu durumdan mahrum. Köylerimizde özellikle internet yok, altyapı yok. İnternet almak istese bile altyapı olmadığı için her gün haberlerde görüyoruz yani yüksek yerlere çıkması gerekiyor. Yani çocuklarımız için büyük bir kayıp ama sağlıkları daha önemli. Mümkün olduğunca evde kalmaları, toplu olan yerlere gitmemeleri bence daha önemli. Eğitim gecikebilir ama sağlık ertelenemez diye düşünüyorum ben. Bu dönemde isteyen çocuğunu okula gönderecek, istemeyen göndermeyecek. Siz gönderecek misiniz? Yani şahsen ben göndermeyeceğim. Zaten eğitim çağında değiller şu an ama eğitim çağında olsalar da göndermezdim yani. Çünkü sağlıkları çok daha önemli benim için şu an için. Yani şu anda kendim öğretmenim. Herhangi bir sıkıntı yok. Okullarda şartları gayet iyi. Sıkıntı yok. Bence etkiler. Etkiler şöyle etkiler. Olay benim kendi görüşüm ciddi bir olay. Yaban altılı bir tarafı yok. Onun için ben açılmamasından tarafıyım. Bu süreçte isteyen aileler çocuklarını okula göndermeyecekler. Siz gönderecek misiniz? Göndermem. Kendi kanaatimce göndermem kendi çocuğumu. Bence biraz daha tetikler gibi geliyor. Çünkü şu anda yine en kötü dönemdeyiz bana göre. Dikkat edilmiyor. Şu anda bakarsanız yaşlılarımız oturuyor. Bunların dışarıya çıkması belli saat uygulamasında olacaktı ama uyulmuyor ya da önemsenmiyor. Şaka geliyor. Okullar derseniz ne kadar hijyenik olabilir? Çünkü bunlar geleceğimiz, çocuklarımız. Bence biraz daha açılmaması ya da ikinci, üçüncü sınıfların değil de 8, 9, 10. sınıfların açılması biraz daha iyi olur. Onlar küçük, kendilerini nasıl diyeyim, dikkat edemezler, savunamazlar. Bu süreçte çocuklarını isteyenler gönderecekler, istemeyenler göndermeyecekler. Siz gönderecek misiniz? Ben göndermem. Gönderemem yani, güvenemem. O yüzden göndermeyenler sanki biraz daha çok olur gibi ve haklılar. Çünkü ne olur, eğitim şart ama önce sağlık. Dışarıda gezerken maskesiz gezmiyorlar.
Ama nasıl olacak? Servisiymiş, bilmem bir şeymiş. Resmen bu birbirine bulaşsın veya atlatalım diye gönderiyorlar. Ben razı değilim okulların açılmasına. Dışarı çıkarken bir sürü önlem aldırtıyorlar bize. Dezenfekteymiş, şuymuş, buymuş diye. Ama çocuklarımızdan bize geçmeyecek mi ailelerine?